değsin istersen ölüm. Diz çökeyim önüne yar etmez ölüm. Elin elime değsin istersen ölüm. Diz çökeyim önüne yar etmez ölüm. Yar diline diline sarılaydım beline. Koy kelepçe vursunlar ayağımı elime. Oy kelepçe vurusunlar ayağıma elime. Seçtim gözlerinin rengini maviden seçtim. Yar diline diline sarılaydım beline. Koy kelepçe vurusunlar ayağıma elime. Yar diline diline sarılaydım beline. Koy kelepçe vurusunlar ayağıma elime. Yar diline diline sarılaydım beline. Koy kelepçe vursunlar ayağıma elime. Diline diline sarılaydım beline. Koy kelepçe vursunlar ayağıma elime. Oley! Sen eğil anam eğil, bir daha eğil. Bir daha şöyle bu saçlarını bir yaptırsana bakayım, bir yaptır bakayım. Geri geri yaşettir bakayım. Öf! Ne havalısın be, maşallahın var ha vallahi. Havadan geçilmiyor yanımda, ya rüzgarına kapılıyorum. Havanızın yanında benimki bir sönük kalıyor. Anam benim rüzgarıma kapılırsan yanarsın. Bir şey olmaz. Yanarsın, samyeli gibiyim. Ilık ılık eserim. Ama? Isıtırım. Sonra? Yakarım. Sonra? Küllerini savururum. Sonra? Artık daha sonrasını sorma. Sonra. Peki sana ben sorayım bakayım. Allah, bugün şey giyinmişsin ha vallahi. Allah'tan açtı, delik melikleri yok bugün. Vallahi biraz oryantara benzedi yani dansöze. Çi pardon. Şimdi sosyete adı ne bunun? Ben dansöz denmesini seviyorum. Dansöz? Oryantal daha modern kalıyor yani. Peki zennen oluyor? O da erkek dansöz. Eskiden varmış değil mi zenneler? Varmış. Zenne. Vay sen zenne. Şimdiki zamandan bahsediyorum. Şimdiki zamandan dansöz olsun istiyorsun ismini. İstiyorum ismini. Peki şöyle bir şey diyebilir miyiz? Dansözün ve oryantalin sadece figürlerine ve oyununa bakılır. Bacağına, göğsüne, kıçına, mışına bakılmaz. Ama siz bakıyorsunuz. Ya ben bakarım. Ben niye bakarım? Ben niye bakarım? Kimse bakmasın diye bakarım. Yani gözünüzle yediniz. Tabii mi? Ben gözümle ona... Ben hasta oluyor. Her hafta hasta yatıyorum İbrahim Bey'in gözünden. Koca koca gözlerinden. Halbuki benim gözlerim Japon gözüdür yani. Hayır. Çok da böyle şey gözlerim vardır ben, duygusal. Sen anlamazsın. Akdeniz akşamları bir başka oluyor. Hele bir de aylardan Temmuz ise bir başka. Yeter. Şimdi huzurlarınıza Babür'ü çağırıyorum. Babür. Ula Babür.
Erkek ana. Delikanlıdır ha. Bir dakika canım, bir dakika. Bana Seda Sayan'ı bağlayın. Kimi bağlayın? Güzelim, sayan saymayan bağla işte, ukalalık etme ya, hayrat bir şey sen. Ha, bekle ya. Sedoş. Canım. Sedam, söyle. Söyle canım, dinliyorum. Kim başlattı kavgayı önce? Bak. Ha. Programında mı dedi? Ne dedi? Sana mı dedi? Sen ne dedin? Danla? Dangalak mı? Seda ayıp etmişsin. Çok ayıp etmişsin. O ne dedi? Şovunda mı dedi? Sana! Vay dallama! Boş ver, sallama! Seda! Bak güzelim bir şey diyeceğim. Ayıp ediysen ya gerçekten. Bunları kafana hiç takma ya. Telefonu buradan konuşuyorum. Ya reklama seninle hiç ihtiyacın yok. Ha? Ya sizin niye aranızda kavga çıktı güzelim? Ha? Ateş Ecem, bastı beni. Ecem provokatör falan mı girdi aranıza? Ha? Senden korkuyormuş. Kadırgalı'dan korkarım demiş. He doğru söylemiş. Ya ben şeyi anlamadım bir dakika. Senden mi korkuyor? Dişlerinden mi korkuyor? Seda be o dişlerini içeri sok sen de be güzelim be. Sana ne kızım? Vallahi ya. Pişt. Aa, ya Seda kapa bu konuyu vallahi hiç yani hiç. Hiç uzatmanın anlamı yoktur. Senin şovun nasıl? Aydın'la olan. He. Aydın ne yapıyor? Kuşu nasıl? Öldü mü? Kedi yedi. Ana! Kuşunu kedi yedi. Kedi bu yer Seda. Ne bilsin Aydın'ın kuşu? İltimas mı geçecek? Ha? O da mukayyet olsaydı kuşuna. İbo mu? İbo'nun kuşu mu? Vallahi ben bilmiyorum Seda, hiç görmedim. Hiç görmedim, yok. Onun kuşu yok. Beslemiyor yani. Görmedim ya, beslese de ben görmedim. Kızım, ya kapat! Sedacığım, biz programdayız hayatım. Ha. Ha güzelim, herkese selamlarımı ilet. Ya Aydın az öyle, kuşu için taziyetlerimi bildin. Oldu canım, öpüyorum, hadi. Hadi güzelim. Ne oldu? Bu telefon ayağı nereden çıktı? Vallahi bilmiyorum, kim çıkarmışsa bu ayağı iyi çıkarmış. Çok mucizevi bir alet. Bunun ezer bülbüllüsü bilen var. Nasıl yani? Bu ne? Ne demek yani bu şimdi? Titreşimli. Ben sana bir titretirim şimdi. Ya bu gavur milleti bunun titreşimlisini yapmış, kaşıyanını yapmamış. Yani bilmiler ki kaşımanın ne kadar zevkli olduğunu. Ben sana koşurum anam, merak etme. Sen şimdi gel buraya. Ağam. Kimden görüşüyordun? Seda Sayan. Hep görüşürüz biz, arar beni yemeğe çıkarız. Çok sever beni. Bayılır bana. Ararsan yemeğe mi çıkarsın? İbocan, boş sana, yiyorsun. Ben sana demiştim, ha. İstanbul'a geldin, İstanbul'un bazı şeylerine uyma. Urfa'da kal, Haran'da kal. Şimdi sen Seda'ya mı asılıyorsun? İstanbul'un bazı şeylerine uymadıysan o zaman sana da uymayacak amağam. Ben İstanbul'u muyum? İstanbul'un malısan sen ya. Görmüyorum. Ben seninle çok önemli konular konuşacağım. Nedir? Ha. Araya laf sokma da beni dinle. Ha. Bu Türkiye'nin çok önemli iki sorunu vardır. Nedir? Bilmiyorsan. Biri sigara, biri trafik. Ha. Şimdi sigarayı ister bırakın, ister bırakmayın. Çok önemli değil ama trafik konusu çok önemli. Yani hiç kimse el atmıyor bu işe. Ula siz şarkıcılar bile bir el atmıyorsan. Ula dedi. Bak ister ula ister ulama beni ilgilendirmez. Devam et. He ağam bu ben trafikle ilgili çok güzel bir güfte yapmışım. Hı. Şu kırçılı saçlı herif bunu bestelerse bu. Güfte olabilir. Mustafa. He boş boş oturayım bestelersin ağam. He nedir bakayım? Bak şimdi okuyacağım. İki yüze köklemiş, kaşı gözü oynuyor. Ölümden korkmuyor da bir polisten korkuyor. İşte ışık kırmızı, buradan nasıl çıkmalı? Kornasını yırtıyor tamponumun kenarı. İşin özü gayetine basit. Tekrar hatırlayalım, trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım.
Gel. Pınar Aylin gel de biraz gözümüz hanım görsün ya. Bazı böyle sahte bıyık şapka takan hanımlar da var, erkek gibi görünenler var bile, sokaklarda dolaşıyorlar. Eyvah eyvah. Öyle değil mi babur? Evet ağam, devam edeyim mi? Heh, çağır bakayım. Şu çiki bu. Ağzından şey ettim. Yanaş, boyları aynı oldunuz vallahi. Tabii, aynı olduk. Hep diyorlar bana, sesin rengi değişir mi? Allah Allah bu, Allah, Allah. Onur Akın. ve de futbol dünyasından bir değerli futbolcuyu çağırıyoruz. Sergen diyoruz. Sergen de şu anda kamptan geldi. Yani milli takımın kampına girdi. Milli takımımızın maçı var. Ne zaman? 5 Haziran. 5 Haziran'da ona hazırlanıyorlar. Ben arkadaşlarımı oturtuyorum. Gel Sergen. Gel. Sen bile şurada otur. İlk başta hanımlara biliyorsunuz. Tamam. Ne? Tamam. Gideyim ben. Tamam. Peki. Aylin'i yanıma aldım. Yani affınıza da sığınıyoruz. Ay. Çok güzel.
güzel. Söylemeyi özlemişim bu şarkımı. Bir sene... Ama ben bu şarkıyı beğeniyorum. Biliyorsun bir buna sene klip çektin değil mi? Buna tabii, mı klip çektin? Buna çektim. Hem de bunun bir Türkçesi var, bir de düet Michael Damian'la olan İngilizcesi var. İki klibi var bu şarkının. Peki Sergen'i şanslı futbolcu olarak beğenir misin? Fenerbahçeli değil mi Sergen? Aslında öyle sormamak lazım. Ama şimdi ben neden hayır, öyle soruyorum? Çünkü ben bir Fenerbahçeli olduğum için bana bu soruyu sorma. Tabii ki evet diyeceğim yani. Hayır hayır. Futbolcular profesyoneldir. Her takımda oynayabilirler. En azından Türkler. Türk oldukları için Türkiye'de olan kaç tane takım varsa oynayacaklar değil mi? Şimdi Fenerbahçeli'de diye bak milli takım kampından getirttik onu. Sağ olsun bizi kırmadı. Hocaya da buradan selam söyleyeyim. Sayın Deniz diye. Böyle bir program için şey yaptığım için eşimden evde birazcık azar işiteceğim. Niye? Çünkü eşin neli? Çok koyu Galatasaraylı. Daha oturdum bismillah diye Fenerbahçeli. Ama olsun, ikisinin anlaşması da güzel. Mesela maç bitti ve yendiniz ve yenildiniz diyelim. Taraftarın tepkisi. Yenildiyseniz size olan tepkisi, yendiyseniz karşı tarafın size olan kinin. Biz bir maçı kaybettikten sonra biz zaten onlardan daha fazla üzülüyoruz. Daha fazla moralimiz bozuluyor. Bir de oradan tepki geldiği zaman iyice ne moralimiz bozuluyor. Yani evden dışarı çıkamıyoruz. Telefonlarımızı açamıyoruz. Her türlü kötü oluyor bizim için tabii. En çok 35 yaşına kadar oynarsınız değil mi? Yani formunda iyi kalmak, kalan, kendini iyi koruyan, yani gece hayatına fazla düşmeyen, sigara içmeyen. Yaşantında her dönem aynı performansı gösteremiyorsun tabii. Yani inişli çıkışlı grafikler oluyor devamlı. Bu da insanın futbol yaşantısını çok etkiliyor daha doğrusu ama tabii ki yaş sınırı olarak bir yaş koymak gerekirse tahminim 34-35 en uygun yaş. Şimdi golü kaçırdığı zaman küfür yer, hakaret ederler. Golü attığı zaman ilah diye kaldırırlar ayağa, alkışlarlar, kıyamet kopar. Ne enteresan değil mi? Biz seneden sene bir tane kaset çıkartıyoruz. Yani iyi veya kötü her türlü dinliyorlar. 58-60 yaşına kadar geliyorsun yine şarkı okuyorsun. Yine o saatte bile dinliyorlar. Biz ama futbolcunun... Biz seni 100 yaşına kadar dinleriz. Demek ki 100 yaşına kadar şey ettirecek miyim ben? Ağzından mal alıyor. Yani gerçekten bak... Sergen'in dediği gibi gelin, yenildiğimiz zaman bize bağırıp çağırmayın. Çünkü o bağırıp çağırmayı duymuyoruz zaten. Bizim moralimiz daha bozuk. Yani hiçbir futbolcu istemez ki takımı mağlup olsun ya. He? Mesela sen ister misin? Gelişmekte olan bir ülkeyiz ama lütfen artık gelişmiş bir ülke olalım ve gelişmiş ülke olmak için gereken şeyleri yapalım. Alkış. Şey efendim, canım. O ne? Ha, nazar boncuğu getirdi bize. Teşekkür ederim, sağ ol. Çok mersi. Tatlıses'in yaş günü vardı. Ha, Tatlıses Radyo'nun. Çok sağ ol. Yani bu demek ki Radyo Tatlıses dinliyorsun. Dinliyorum. All right, yes! Teşekkür ederim, çok sağ ol. Doğum günü hediyesi aldınız yani. Çok güzel. Onur Akın, biliyorsunuz, son güzel bir çalışma yaptı. Ben Onur Akın'ı zaten severdim. Seviyorum seni, ekmeği suya banıp... O şarkısına tav olduk. Ve dedik ki, teklif ettik. Dedik bizden çalışır mısın? O da sağ olsun bizden birlikte çalıştı. Şimdi onun çok güzel bir şarkısı var. İsterseniz hep birlikte dinleyelim. Gel Onur'um. Ne? Ne? Yağmur yüreğim. Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalarında. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yarim, yağmur yüreklim, uyuyor musun? İçimde kırılır kalır ağlayan sesin. Susar yüreğimde yüzü, soluğum susar. İçimde kırılıp kalır ağlayan sesin. Susar yüreğimde yüzü, soluğum susar. Sarılıp yarama gitsem çare değil ki. Yüreğimde yangın çıkar, bu şehir yanar.
bakışı yarim, rüzgarım benim. Oy dilsizim, oy gülmezim, yağmur yüreklim. Oy çiçek bakışı yarim, rüzgarım benim. Sensiz yaralıdır zaman, yıllar yaralı. Sararır içimde hüzünün, ömrüm sararır. Sensiz yaralıdır zaman, yıllar yaralı. Sararır içimde hüzünün, ömrüm sararır. Belki kavuşamam sana, ölüm de gelir. Bulutlara yazdım seni, yağmur yürekli. Yağmur yüreklim. Oy çiçek bakışlı yârim, rüzgarım benim. Oy dilsizim, oy gülmezim, yağmur yüreklim. Oy çiçek bakışlı yârim, rüzgarım benim. Oy dilsizim, oy gülmezim, yağmur. Onur kardeşimiz bağlama çalar. Bütün müzikleri kendi yapar hemen hemen. Evet. 4 tane kaset burada not var. 4 kaset solo var. Hı. 2 kasette grup varan, 6 kasettir ben müzik yapıyorum. Bu albümlerin hepsinin müziği bana ait. Solist de benim. Yalnız değişik bir ses rengim var. Ben bu şeyde ilk dinlediğimde sanki bir meyhanede oturmuşum. Bir tanesi org çalıyor ve bağlama çalıyor kendi kendine. Ben ayrılmışım karımdan. Çocuklarım perişan veya ağaç, eve ekmek götüremiyorum. Veya çok seviyorum birini, derdimi anlatamıyorum. Seni seviyorum diyemiyorum. Böyle şeyler aklıma geliyor. Evet. Biz bundan 10 gün önce Onur Bey annesini kaybetti. Annesi hacdan geliyor, cuma günü de vefat ediyor. Daha hoca gelmeden evvel sohbet ediyoruz. Dedi ki bu ince neydi dedin? Sürpriz yaptı İbrahim abi şeye, ben hiç haber vermedim. Bu inceliği yitirmemiş olması, halen bir takım dedi değerleri koruyor olması. Dedi ki ya bazı incelikleri dedi, küçücük dedi, bu inceliklere bile saygı duymuyoruz dedi artık. Evet. Çünkü o incelik ölüm, biliyor musunuz artık o? Ona da saygı duyulmasa ki neye duyulacak bilmiyorum yani. Orada ben İbrahim Tatlıses'i zaten severdim ama 2 kat sevmeye başladım, eşim de burada. Bütün oraya gelen bütün insanların gönlünde tekrar orada taht kurdu İbrahim Tatlıses. Çok yani, büyük bir incelik, evet. Ölüye saygı, bu büyük, ya o çok önemli bir şey ya. Evet. Günün birinde insanlar bizim için de safta duracaklar. Bizim için de namaz kılacaklar. Çok teşekkür ederim tekrar. Estağfurullah, saygı duyuyorum. Şimdi sıra Küçük İbo'ya geldi. Bu gittikçe de uzuyor. Bana yetişirsen boy olarak da yakarım seni. Bak söyleyeyim. Tamam. Hadi şarkıcı markıcı oldun, tamam. Yakışıklı makışıklısın da biraz abin gibi. Ama bu boy moy hususunda gel bakayım nereme geldi. Bu ceketi çıkar ya. Çıkar mı? Çıkar bu ceketi lo. Bak. Film çocuğu, bunlara da çemberle bakmeli. Hele bir çemberle. Hayır, öyle sök düğmeler mügmelemeli. Yar göksün düğmeleme, arkamdan gel. Ne söyleyeceğiz sana Hamza? Yüreğim yanıyor. Yüreğim? Yüreğim yanıyor. Yüreğim. Niye? Peki bir şey var mı bugün? Şimdi şey ettirdik mi şarkıyı, anlarsınız. Bak ya. Şey ettir bakayım şarkıyı. Gel de o...
minicik eller kirpas için olmasın yüzleri tanımaz aldı. Allah düşürmesin kimseyi derde, içerim yanıyor bu dert yüzünde. Kim o değil Babür? Çok kızar, çok sinirlenir başkasına benzetirseniz. Sergen, hemen hediyelerimizi dağıtalım, vaktimiz var. Al güzelim. Teşekkür ederim. Sakalları kes, yakışmamış. Senin bıyıkları kestirsen ne olur acaba? Benimki tahma. Sergen al. Yani kafaya takmıyorum anlamında. Allah yürümemezsin. Al güzelim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Küçük bu. Çıkışta bir hatırla seni bir kaşıyım. Tamam. Malum benimkine pire tozu serttiler, kaşıyamıyorum artık. Tamam. Ya kaşımam lazım, ihtiyaç. Tamam. Sayın Koç'a çok teşekkür ediyoruz vallahi. Çok sağ olun. Peki Sergen, şimdi top oynuyoruz. Normal oynuyoruz. Ve biri çelme attı, arkadan takla attın abi. Ama hakiki taktı yani ha. Evet. Böyle seni yere çaktı resmen. 4-5 takla attın. O arada ne diyorsun o çelme takana? 5 takla attıysan abi 4'ü yalan. Nasıl? Bizi normal. Şimdi attın mı kendini devam ediyorsun zaten. Çim olduğu için sağ. Güzel yani çimler. Devam ediyorsun öyle. Peki 18'in içinde attığı zaman kaç takla atıyorsun? Şimdi o hakem penaltı versin diye 18'in içinde. Ne kadar atabilirsen atıyorsun orada. Parayı da bile atıyorsun. Hatta hastanelik bile. Zaten hakeme bazen soruyoruz. Şimdi hakem mesela bir foul veriyor. Gidiyoruz. Aman hocam işte hayati bir tehlike var mı? Ambulans çağıralım mı falan diyoruz oyuncular bazen. Devamlı saha içinde o tip diyaloglar geçiyor zaten. Hiç şey oldu mu mesela böyle tam hoca niyetli değil mesela sarı kart çıkartmaya. O baskılardan dolayı etkilenerek sarı kart çıkartabiliyor mu?
Şimdi o düştükten sonraki hareketine bağlı. Böyle hani vurulmuş gibi Allah falan filan kendini atarsan gösteriyor ki. Seyirci de oradan bastırdığı zaman. Şimdi yazlıktayız biz. Neredeyiz? Kilyos'tayız. Bir tane top attılar bana. Ben de o ne diyorlar böyle ters... Ravoşata. Onun yarısını yaptım. Böyle dikildim, vurdum. Ben zannettim normal bayağı üstüne yere düşeceğim. Şerefsizim bu tarafından yere düştüm var ya. Yerde kaldım. Kalktım dedim ki Allah futbolculara yardım etsin ya. Kaç takla atıyorsunuz ya? Hiçbir şey olmuyor mu? Şimdi düşüşe bağlı yani. Düşmeyi bilirsen bir şey olmuyor tabii ama... işte senin dediğin gibi öyle düşersen... Abi ben düştüm, benim hepsi doğruydu. Hiç yalan yoktu her içinde. Bir de bir şey daha söyleyeyim efendim. Son iki haftadır sergenliğini gerçekten yine ispatladı. Onu alkışlıyoruz. Şimdi sana soracağım. Sor. Şimdi burada bak bir yazı var. Yani magazini sever misin, sevmez misin bilmiyorum ama. Dur. Diyor ki, Elif önce kızdı, sonra yalanladı. Şimdi biriyle oturuyorsan, bunun bir adı vardır değil mi? Yani bir de bekarsan, evet. Hiç böyle kızılmalara falan ben çok inanmıyorum. Tabii arada sırada gerçekten hak etmeyenler oluyor ama... eğer bir yere gideceksen, o yerlerde kapıda gazeteci olduğunu biliyorsun. Eğer görünmek istemiyorsan zaten o yerlere gitmezsin. Bu 2 daha 4 yani İstanbul'da belli başlı yerler var. Ama yani özellikle oraya gidiyorsan... Özellikle gidersen tabii ki çekilecek senin fotoğrafın. Çektikten sonra niye kızalım? Niye poz yapıyorsunuz ki o zaman? Mesela son günlerde ben bütün ekibe söylemişim, İbo'nun peşine düşmüşler şimdi şu anda. Evet. Ay yavrum nasıl şey? Niye? Nasıl niye? Niye İbrahim abi ki ben ne yaptım? Sen ne mi yaptın? Sen ne cevizler kırdığı biliyor musun? Yok. Ya ben ne yaptım diyor. Gizli gizli kırıştırıyor bu. Yok. Evet. Vallahi yok. Bunun sevgilisi var. Kıvırcı saçlı. Yemin ederim. Vallahi var. Ayırsın ağlayacak bana yapma. Elimde resimler var gösteririm. Öyle bakmayın ha. Bana olur da sevgilisi olmaz mı hiç? Daha çocuk 15 yaşında be abi. Ya yok ki. Nasıl yok? Şşş. Aman ha inkar da hiç sevmem. Sen de yarın çekilecek diyeceksin. Böyle. Bunda en rahatı Sergen. Çekiler hiç oralı bile değil. Çeksinler. Cool. Pardon abi yani var mı nedir yani? Şimdi abi demin dediği gibi belli başlı yerler var yani. Buralara gidersen resim tabii ki çekecekler yani. Bunun hazırlıklı olmak lazım. Ben zaten onların yani resim çekilmek istemediğini zannetmiyorum. Eşin çapkınlığınızı duyarsa... kızacağını tahmin ediyor musun? Kızacağını değil daha ötesini tahmin ediyorum. Ben. Yani... hayatım, bütün düzenim, bütün üretkenliğim alt üst olduğu için eşim beni kesin terk eder. Evet. Sen öyle bir şey düşünür müsün? Şimdi... ben öyle bir şey, yani ben öyle bir şey mümkün değil yapmam. 12-13 yıldır böyle bir şey olmadı, yaşanmadı. Çünkü tamamıyla benim yaşama bakışımla, benim sanata bakışımla, benim dünyaya bakışımla böyle birebir örtüşen bir evliliğim, birlikteliğim var. Maşallah. Yani beni besleyen en güzel ortam, aile ortamım, eşim. Eşim de ressam, sanatçı ve çocuğum. Ben bu ortamda onur akınırım. Eğer başka bir ortam oluşursa benim için onur akın o bütün o güzelliklerini yitirir diye düşünüyorum. O zaman bütün güzellikler için Sergen'den bir şarkı istemesini rica edeceğim. Tabii siz o söylesin zannettiniz değil mi? Şarkı istemesini ne söyleyeyim Sergen? İçimden şey geçiyor. Ne? Akdeniz akşamları. Akdeniz akşamları. Evet. Sımsıcak coşmalar.
İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum ben sana. Böyle bir akşamda aşık oldum, aşık oldum, aşık oldum, aşık oldum, aşık oldum, aşık oldum. Herkesin terzisi var. Terzi kullanmıyorum ben. Niye? Çünkü kendim çok güzel alışverişe çıkmayı çok seviyorum. Hı. Yani rahat giyinmeyi ilk önce seviyorum. Rahat yerine göre giyinmeyi en büyük seviyorum. Rahat giyinmeyi şeyler biliyorsun. Futbolcular. Bayılırım onların giyinmeyi. Tabii eşofman. Bir tane tişört, bir tane şey çıkıyorlar. Bir blujin, bir tişört. Ben gündüz çok geziyorum öyle ama. Eşofmanla tabii, kot pantolon. Abi senin bu klibin nedir hakikaten? Bu suyun içinden çıkıyorsun, bakıyorsun böyle boderek gibi. Senin bir tane de şeyli vardı böyle, arabanın arka bağcında oturuyordun bir şey. O ilk işte 4,5 sene önce. Yine sevmeli, yine sarılmalı deliler gibi. Hatta evet. 15 dakika değil 3,5 saat dökmeli deliler gibi. Tabii beni niye sevmiyorsun? Renkliyi almayayım gel. Peşime takıl, gel pişman olmazsın. Şimdi bize ne söyleyeceksin Pınar? Arkadaşlarımla beraber bir şey söyleyeceğim. Yemin et. Neymiş abi, evet. Görelim abi. Çok fazla benden duymaya alışık olmadığınız bir tarz bu. Hangisi? Sanat müziğine gireceğim. Türk sanat müziği. Evet. Peki. Sıkılır.
neredeyim sorma. Yangınlardayım zaman zaman sorma. Utanırım sorma. Söyleyemem sorma. Nöbetlerdeyim başım duman. Aşkın beni kül ediyor. Kor kor ateşler yanıyor içimde. Aşkın beni kül ediyor. Sorma ne haldeyim sorma. Kederdeyim sorma. Yangınlardayım zaman zaman sorma. Utanırım sorma. Söyleyemem sorma. Nöbetlerdeyim başım ne, bu Sezen Aksu'nun bu ne? Beste evet, söz müzik Sezen Aksu'nun. Bu da ne zilli be? Nefis bir şarkı. Ben o kadar vallahi seviyorum ki. Kendi Sezen programımda da var, konserlerimde de söylüyorum. İkisini de. Nefret ediyorum. Aa neden? Nefret. Neden? Öyle abi kıcık abi. Yani insan mecbur muyum sevme? Aa. Hadi bravo canım. Budur tavuklardan nefret ediyorum. Aa gideyim o zaman ben de. Sen budur musun? Ne yiyeyim? Ne alakası değil var mi? Yandan yırt maçlı. Şu fiziğe bak. Çok güzel ya. Şu fiziğe bak. Ama bir de şu fiziğe bak. Gel buraya. Bende fizik yok abi ya. Bende fizik yok. Ama sende uğraşma çocukla ya. Ay yavrum benim. Bende fizik yok diyor. Ne var peki? Yani iyi de hoş. Güzel mi yani? 15 yaşında nasıl çok güzel, güzel işte mi? Yani. Daha büyüyeceksin. Lan böyle kaş böyle göz kimde var? Tabii. Böyle kaş böyle göz. Urfalılarda. Niye Yozgatçılarda olmaz? Yozgatçılarda. Niye Yozgatlılarda olmaz mı? Ya her memleketin kendine bir göre bir hıyarı var. Şey pardon yani hıyarı vardır. Bir de böyle güzeli vardır. Mesela ben Urfa'dan iyi bir hıyar olarak çıkmışım. Estağfurullah. Estağfurullah demek de aynen de biliyorsun İbo. Pis herif. Geç otur yeri ya. Sıkıştırma beni. Peki Sergen. Ailenle mi kalıyorsun? Yok yalnız kalıyorum abi. Yalnız kalıyorsun. Yani tek mi ev tutmuşsun? Tek. Şimdi benim ailem bu tarafta oturduğu için ben karşıda oturuyorum mecburen. Hı hı. Yalnız kalmak zorundayım. Esas nerelisin Sergen? Esas biz Rizeliyiz. Transfer ayı geldi dedim. Bu sezon yine Fenerbahçe'de mi kalacaksın yoksa bir senelik miydi Fenerbahçe'de? Şimdi ben 3 aylık Fenerbahçe'de oynuyorum. Yani gelecek sezon belli değil daha nerede oynayacağım. Daha yeni yeni ısındın aslında değil mi? İşte 4-5 aya yakın futbol oynamadım ben tabii. Çok zordu günler geçirdim. Biz burada dileğimiz diyoruz Fenerbahçe'de kal. Gerçi hangi takıma gidersen yine dediğim gibi Türk futbolcusu bizim hangi takım doğrusu olsun canımız. Yani gönül ister ki Fenerbahçe'de kal. Çünkü Fenerbahçe'nin gerçekten senin gibi bir oyuncuya ihtiyacı var. İnşallah ben de çok alıştım son zamanlarda. Yeni yeni alışmaya başladım daha doğrusu. Tabii ki kalmak istiyorum. Yani şartlar uygun olursa. 3 aylık anı var ya elim bence sende. Yani, hadi. Yani sence de değil mi? Bence de. Sence İbo sen hangi takımla şey ettiriyorsun? Ben hiçbir takımda oynamıyorum. Oynamıyormuş. Hiçbir takımda oynamıyorum dedi. Hangi takımı tutuyorsan. Sen var ya sen Trabzonsporlusan sen. Evet abi. Halen devam edeyim mi? Devam edeyim. Trabzonspor. Evet devam edeyim. Yanında ek olarak? Urfa Spor. Urfa Spor daha başta da Trabzonspor ek olarak. Hı. Öyle mi? Tabii. Hı, güzel. Güzel. Onur Bey'e sormuyoruz hangi takımdandır? Sizce? Hangi takımdan? Bizce Fenerbahçe. Yok. Sizce değil. Bizce Galatasaraylıyım ben de. Bizce. Ama tabii peki sanatın ve sporun en önemli katkısı hem halklar arasında hem de ülkemiz içerisinde barışa, sevgiye, dostluğa hizmet etmesi. Bu anlamda sporun ve sanatın bence önemi büyük ama son dönemde tabii bu bilince ulaşmadan
Sergen de belki aynı şeyden şikayetçidir, rahatsızdır. Ama bizim... Bizim sokaklarda artık biz böyle bir şey istemiyoruz. Yani her maç sonrası Texas'a dönmesin Bahçeli Evler benim oturduğum yer. Sürekli 155'i arıyorum. Abi diyor herkes arıyor. Ne yapalım? Her tarafta silah var. Bunu istemiyoruz artık. Yani futbolun böyle bir... Bizim futbol pek şeye elverişli değil de dostla. Olatsa göklere kaldırıyorlar. Golü kaçırdı mı? Ulan Allah belayı vereyim ulan! Ulan! Artık neler söylerdi. Bence fanatiklik fena bir şey. Yani her şeyde fanatizm yanlış bir şey diye geliyor bana. Şimdi kocan senin biliyorsun fanatizmin. Ay valla evet orası öyle ama ben onu maç ayrı olarak tutuyorum. Değil. Onu ayrı tutuyorum işte. Onu ayrı tut. Bu ayrı saçı niye onu da böyle şey? Ne? Ne var? Kısa da bu saçını da kısa mı? O çok seviyor kısa saç, böyle kısacık kestiriyor. Sen seveyim mi sen? Ben de seviyorum. Benim zevkimle onun zevki çok güzel tutuyor. O yüzden bir tek takımla anlaşamıyorsunuz. Bir tek takım ama ben artık feci bir şey oldum. Oturuyorum Mert'le beraber. Yani Fenerbahçeliler kızmasın ama Galatasaray maçlarında Galatasaray'ı destekliyorum. Ne korkudan? Korkudan değil vallahi. Allah cezanı verecek. Korkudan maç mı sevilir? Vallahi korkudan değil. Gebertirim yanımda Fenerbahçe'nin bahsini yapmazsın. Korksam değiştirmem asla öyle bir şey yapmam. Gebertirim de biraz yavaşladım değil mi? Yani böyle sinirli girdim ama sonra böyle... Usta şimdi çok güzel bir şarkısı var. Onur Akın'ın. Bunu Beyoğlu'nda inanıyorum ki Beyoğlu'nda bütün böyle meyhanelerde, barlarda tamam, böyle keyifli tamam. Keyifli böyle dinleyecekler. Bu şair Yılmaz Odabaşı'nın bir şiiri. Peki dinliyoruz. Geçer, geçer ayrılıklar bağladı. Göç geçer, geçer ayrılıklar bağladı. Bize böyle pay kalır. Göç geçer, geçer ayrılıklar bağladı. Göç geçer, geçer ayrılıklar bağladı. Bize böyle pay kalır. Sevdiğim ağla belki dönemem. Kar yağar düşüşür yüreğimde. Ağlarım ağlarım gözyaşım beyaz kalır. Beyaz kalır. Göç geçer, geçer ayrılıklar bağladı. Göç geçer, geçer ayrılıklar bağladı. Bize böyle pay kalır. Sonra askerler yeniden kuşatırlar aşınmış kaleleri. Bin havar parçalar gecenin döşeğini. Ocaklar inler, yas büyür. Orta yerde kan kalır. Dıngılavada peştemalli çocuklar havuzlara eşerler. Orta yerde bir mahmur özlem kalır. Derken bir Ankara, bir Poyraz beni döve döve içeri alır. Yollarda giderek uzaklaşır, giderek uzaklaşır. Kuşlar inkar edilir, gökyüzü yağmalanır. Ben büyürüm bu kederle kalbim ıslanır. Ağla sevdiğim, ağla ve kucakla kumral delikanlını. Buralarda çatılmış bir tüfeğim böğrümde taflan kalır. Şimdi Kızılay'da oturmuşum hasretin kancasında. Geçer zaman, geçer yıllar, günlere bir yeni hazan kalır. Göç geçer, geçer ayrılıklar bağladı. Göç geçer, geçer ayrılıklar bağladı. Bize böyle pay kalır.
ağla sevdiğim. Ağla sen hep mağlup bir ağlayışta. Ben uzak susarım bu mağlubiyet için hep anlayışta. Bak çöpçüler bu geceyi de piç edip süpürdüler. Ben ise haber değeri bile olmayan bir haykırışta. Özleminle hala bir yakarışta. Ağla, ağla ben de ağlarım gözyaşlarım özlemine az kalır. Buralarda nem var, nem varsa sende kalır. Gittim, gittim ve gittim. Oralarda usul usul talazlanan nehirlerde yaz kalır. Yaslarım günleri yüzüme, gözyaşım beyaz kalır. Ağla sevdiğim, buralarda döne döne döneme. Artık bir yeşile dolmasak da anılardan haz kalır. Sen de bir zaman duyarsın, bir gün bir taze mezar kazılır. Ardında bir dağınık gazel ile, kül ile Ankara'da bir ölü yılmaz kalır. Göç geçer, geçer ayrılıklar, bağladı. Göç geçer, geçer ayrılıklar, bağladı. Bize böyle pay kalır. Göç geçer. Harika, yemin ederim. Sağ ol. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederiz Onur Akın. Biz teşekkür ederiz Bülent. Beğen değil mi? Çok hoş. Sen zırpırda arıysan ya, hayret bir şey ya. Ne oldu? Ha, o da burada. Ha. Baki. Yok, kuşuna bakmayın, bana bakayım. Ne oldu? Sada. Güzelim, kapatalım, tekrar arayacağım seni. Döneceğim sana. Nasıl gidiyor? Vallahi gidiyor. Seninki nasıl gidiyor? Fena değil. Eğleniyor musunuz? Evet. Ha, güzel. Güzel. Şuradan şu top bir tane var, top. Top. Duran topu getireceğim burada. Sen ne anladın? Hareket eden futbol bir tane futbol topundan bahsediyorum ben. Bir tanesi de hareket edeyim. Hareket edeni bırak, duranı al. Tamam. Usta, kafanda veya dizinde kaç, ne kadar durdurabilirsin topu? Kaç defa, ne yapıyorsun yani bilmiyorum, ben anlamam, özür dilerim yani. Kardeşim kusura bakma. Yorulana kadar yaparız yani. Yorulduğumuz zaman. Düşürmeden topu. Evet. Ama geçen sene bir show programına katıldım. İşte bana topu verdi, bir sektör falan dediler. Topu aldım, bir vurdum, gitti. bir tane gel burada vur, ölme. Gel Allah aşkına. Alkış! Ama bakın, futbolda ne var, sporda ne var? Sporda hayat var, huzur var, mutluluk var, stres yok. Göbek yok, bir şey yok. Stres yok mu? Yani çalışırken antrenman... Ama biz öyle spor yapmıyoruz ki, bizimki çok stresli. Niye? Şimdi Allah göstermesin, biz bu hafta maçı kazanamadık diyelim. Maç bitti, gittik antrenmana. Geliyorlar tabii. Sergen, sen İbo'nun programını hadi. Başlıyorlar. Çok kötü ama ya, vallahi buradan sesleniyoruz Allah aşkına ya. Yani bu hafta yenilebiliriz, yenebiliriz. Yani bu yendikse güzel, yenmedikse kötü, bu nedir ya? Yap abi bir, nedir abi? Ne yapayım abi toplan? Hangi maç? Konuşturun bu arada, konuşturun evet. Bir de mikrofon var mı abi? Hı? Mikrofon. Bu ne ya? Abi işte bu nasıl bir şeydir? Bu enteresan bir şey ya. Hı? İbo, gel bakalım. Sen futbolu sever misin? Sen futbol oynadın mı hiç? Severim ama bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Mesela kafa mafa abi nasıl olacak abi? Geç karşıma abi. Evet abi. Evet abi. İbo öyle bir atıp kafamı uçurmuyor sen. Ay. Peki ayak nasıl vuracaksın abi? Solak mısan, sağ mısan? Yok ben... Sergen'in hangi ayağı sağlamdır? İkisinden de yok. Sol mu? Sol. Niye soruyorsun? İzlemiyor musun sen İbo? Ya iki ayaktan da yaptı az önce. İki ayaktan da yaptı az önce. Ah öldürmüş beni. Tam Urfa, tam. Daha halen bozulmamış. Aferin bak. Bozulma lan, gebertirim. Çak bakayım. Çak.
Unutmadım. Unutmam tabii ya, akır bu. Evet, buyurun abi. Kale nerede? Farzın kale burası bu. Çocuğa değmesin ha, yavaş at. Şuradan geçirdiğim mi kol? Geçirmedim yandı. Bilirsen ben topu o tarafa atmayacağımı, hemen kaleye geçeceğim. Benden çaldı kırkız. Evet, şimdi buyurun mikrofon. Gözlerimin nuru gibi kalırım. Bedenimin ruhu gibi. Seven var mı bizim gibi? Ah, böyle bir aşk duydunuz mu? Allah Allah! Ne söyleyeceksin şimdi bize? Zalim yar söyleyeceğim. Zalim yar, bakalım ne geliyormuş? Küçük, la küçük mi diyeyim artık, oldu mu yani? Biraz büyütelim mi? Orta ay bu! Ben hürmet ederim efendim. Şimdi bir tane de ben söyleyeyim o zaman. Thank you.
mahkumun elinde, ağamın elinden, gözel elinden nasledim, neyre gidim ben? Yeter ağlatma beni. Urfalı ya. Tek fıkralarla alakam yok. Var mıdır öyle başından geçen ilginç bir olay? Yani futbolla ilgili olabilir. Benim en önemli anım milli maç vardı Belçika'da. Orada bir kırmızı kart görmüştüm. 2-0 mağluptuk biz. Yedektim ben. İkinci yarı oyuna girdim. Avrupa Dünya Kupası'ydı herhalde. Eleme maçıydı. Girer girmez gol attım. 2-1 oldu. Bir dakika geçmeden kırmızı kart gördüm çıktı. Peki ne yaptın? Yani da kırmızı gördün. Tükürdüm. Bayağı bir şekilde böyle. Kime? Kime? Oyuncuya tükürdüm de işte ondan niye sonra... Niye Amat? Sinir etti ki... Ya şimdi stres var. Yani 2-0 mağlubuz, oyuna giriyorsun. Bir an evvel bir şeyler yapmak lazım. Bir de gol attım, üstüne geldi ondan sonra. İyice ne bu sefer hırslanmaya başladık artık. Hani maçı kurtarmamız lazım. O sinirle, hırsla... İnsan ne yaptığını bilemiyor. Kendini kontrol edemiyor tabii her zaman. Böyle bir yanlış hareket yaptık. Hani derler ya... O anda insan keşke o yanlışı anlayabilse ve ona o sahip olabilse. Frenleyebilse o anda. Ben de olsam... Hatta böyle... Var ya Biren, var mı lan benim tükürüğümün üstüne tükürük? Erkeksen konuş. Ben şimdi yapıyorum, o da böyle bakıyor. Çak lan çak, bu sefer harbi çak bak. Uyuz etme beni. Tamam, ben çakacağım. Bir de Sergen abine çak bakayım. Lan o hareketi yapma yalnız. Duymadınız ki tam. Şş, bana o hareketi yapma. Pınar! Efendim? Niye gelmiyorsun kavgadan abi? Kavgadan dolayı. Geleyim mi? Anam, onun askılarını da yerim ha. Çok da şey askıları var bunun. Ne? Tiyamo'nun Türkçesi. Ay ışığında. Benim anam sağ olsun evde her gece bana Tiyamo'yu dinletiyor. Evet, vallahi. Aa, bunu bilirsin. Herkes Tiyamo'suz, biliyor bunu. Tiyamo'suz bilirsin, yemek bilirsin, yemez ya. Var, bilirsin. Senin bilmediğin ne var ki bunu bilmeyeceksin abi? Aslında çok şey biliyorum da. Biliyorsun, biliyorsun. Evlendin, iş bozuldu. Oy, nasıl terlemişsin? Anam, ne, bir dakika, sen hiç kocana böyle vurdun mu? Vururum. Oh, herifin ciğerleri sökülmüştü. Benim elim çok ağırdır. Yemin et, bir tane daha vur.
Yavaş ya, Allah cezandan verir. Gir çocuğum, gir de kurtar ben lan Tiyamo. Sevgilimi almışsam, ay ışığına gitmişsem, ay ışığında da böyle mehtabı seyrediyor. Kime ne abi ya? O kadar. Belalın geldi İbo. Belalın arkada. Esas belalım sensin biliyor musun? Canım söyle buyurun. Ya ağam bir şey soracağım şuna, oradan gözetleyeyim onu. Ay. Kimi gözetliyorsun? Güzel, kendi kafama göre gelmeyeyim, bakma öyle. Bak şimdi, pek güzel herif değilsin Allah için ya. Ben kadar olamaz adam. Sen bu karı kızı nasıl ayarlıyorsun? He? Şşt, püf, püf. Ya utanma la. Düzgün otur bakalım. Top işine benzer miydi değil mi ağam? Asılmaca yok. Ulan nasıl asılayım erkeğim ben ya? Hayret bir şey. Asılmaca yok diye ya. Aa asılayım. Aa asılsan ne olacak buna ya? Hayret bir şey. Karı kız niye bakıyor sizi buraya? He? Bilmiyorum. Ben varım la. Bir sebebi vardır. İşte sebebini sorayım, cevap da vermiyor. Ser vermiyor, sır vermiyor. Bir tip ya. Anlamadım gitti vallahi. Yalnız bak bir şey söyleyeyim sana. Gol attığı gün onu seven genç kız sayısı o anda 4'e katlanıyor. Hele bir de gol atarsa. Yani biz nasıl şarkı çıkartırız? Şarkı çıkarmasak böyle fıs. Canım bozulsun. Yani gel sen... öpeyim. Allah kahretmesin. Gel lan. Hadi hadi. Gel fina bak. Lo, ben bundan biraz şüpheleneyim ha. Ne olduğu belli değil galiba. Bu ev ortada kalmış, bu ufa inceden asıldı mı, ne yaptı? Bir şey yaptı yani. Yani dümdüz de bir şey de belli etmiyor. Niye gülüyorsun sen? Sana. Kime? Sana. Bana gülüyorsun. Oo, siz dizi çekiyor musunuz? Başlıyoruz yeni yayın döneminde. Ne? Bediş. Sen oyun kabiliyetin var, becerebilirsin yani, söyleyeyim sana. İnşallah. Mimiklerin de falan çok iyi. Teşekkür ederim. İbrahim Bey bir şey soracaktım. Sorma anam dur. Sorayım. Bir dahaki sene Allah kısmet ederse gene yapacaksınız değil mi şovu? İbo şovu mu? Evet. Vallahi tutuma bağlı. İbo. Buyurun. Dizi çekimi devam ediyor. Evet. Kaç bölüm oldu?
84 bölüm oldu. Toplam hepsi. Kaç bölüm seyredildi? Eğer yayınlansa 58 yayınlanacak. 58. bölüm. Ya, bugüne kadar 57 tane bölüm çektin. Evet. Beni geçemezsin lan. Geçemez. Pis herif. Hiçbir zaman geçemez. Geçtin. Ne zaman? Yani şimdi. Yok abi geçemez. Biz hepsini toplam dur bakalım kaç bölüm çektik. 13 bölüm Tetikçi Kemal. 25 bölüm Fırat. 13 bölüm Aşık Oldum. 5 bölümde İmparator. 56 sen. Bak gene geçti benim. Oğlum sana demiyorum abini geçmeyeceksin. Allah cezanı verecek. Efendim İbo bir de okula devam ediyor. Neredesin şimdi? Ben son okulu okuyorum. Orta 3'e gidiyorum. Avcılardayım ben. Güzel. Okumayı seviyorsun bırakmayacaksın. Her zaman. Peki. Şimdi hemen bir onur attırıyoruz. Onur attırıyoruz. Burada güzel duygusal bir parça var şimdi tahmin ediyorum. Doğru mu? Evet. Nedir? Güzel duygusal bir şarkı. Geceyi sana yazdım. Şiiri Aydın Öztürk'ün bestesi yine benim. Geceyi sana yazdım sızımı sana tutundum sen sesine teline tutundum çaksım ateşi sesime ateşi tenime ay aydınlık sana yandım gülen yüzüne yandım yanarım sana. Geceyi sana yazdım sızımı sana tutundum sen sesine teline tutundum çaktım ateşi sesime ateşi tenime ay aydınlık sana yandım gülen yüzüne yandım yanarım sana. İklimler boyu uykular yanan liman uykular param bir vapur geçer dalgasında savrulan ben dön yürek yurduma gurbet tenime dön yanarım sana sensizim. Sana koştum iklimler boyu uykular yanan liman uykular haram bir vapur geçer dalgasında savrulan ben dön yürek yurduma gurbet tenime dön yanarım sana. Sana koştum iklimler boyu uykular
yanan liman uykular haram. Bir vapur geçer dalgasında savrulan ben. Dön yürek yurduma, gurbet tenime dön, yanarım sana. Dön yürek yurduma, gurbet tenime dön, yanarım sana. Vay aydınlık sana yandım, gülen yüzüne teşekkür ederim, sağ ol. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi şeyle ilgili bir soru soracağım. Silikonları nasıl, yani sever misin? Yani hiç yaptırmayı... Sevmiyorum. Hiç sevmiyorum, hiç de düşünmüyorum. Çünkü hiçbir yerinde silikon yok da. Yani hiç yapanlara şey yok, kızmıyorsun ama... Ya kendim böyle bir şeye ihtiyaç duymasam da... Eğer böyle bir şeyim olsaydı, ihtiyacım olsaydı da... İlk önce bir bebek yaptıktan sonra belki bunu düşünürdüm. Çünkü vücuda zararlı. Dolayısıyla sütte de aynı şey bebeğe geçebilir. O yüzden ben çok korkuyorum. Hiç böyle bir şey de... Ya yaptıran arkadaşlarım var. Dudaklarını yaptırırlar, göğüslerini yaptırırlar. Bu nasıl bir şeydir abi? Ya Rabbi Allah. Sevmiyorum. Mesela bazı öyle güzel dudaklı hanımlar biliyorum. Oyuncu, manken falan. Şahtılar, şahbaz oldular biliyor musun? Mesela sen... Evleneceğin birinde silikon görse evlenir misin abi, bilmiyorum yani. Nereden bileceksin ki silikon olduğunu? Anlaşılıyor canım. Sergen, artık silikonlar böyle baktı mı diyor ki ben silikonum diyor. Ya benim için fark ya olabilir etmiyor. Olabilir bu. Yani. Ya herkesin fark herkesi yani. Değişen ya silikon. Sergen, bir de senin atların var değil mi? Var abi. Nasıl gidiyor? Hangi atın en iyi, en çok birinciliği alıyor? Sergen. Tabii. He? 18 milyardan oldu. Onun yüzünden. Ha, Sergen'e vermişim gelmedi. 18 milyardan oldu. Sen nasıl gidiyorsun? Sen de oynuyor musun? Yok abi, benim atım koşuyor işte yani. Ben kaç tane atın var? Benim geçen sene 7-8 tane vardı atım. Ondan sonra çok böyle dedikodu oldu yani. Devamlı gün çok gündeme geldi. Hepsini sattım, bir tane kaldı. Sergen, bir tane Sergen mi kaldı? Kendi ismim var diye onu da satamıyorum tabii. Böyle çok üstümüze geliyorlar bu at konusunda. O yüzden ben fazla... Eğilmiyorum artık yani. Abi işte. Sen normaldir yani, at sevebilirsin, at yarıştırabilirsin, at alabilirsin. Bu normaldir yani. Niye üstüne gelsinler ki ya? Gelenler ayrıca hata yapıyor yani. Değil mi? Ya bu ben şimdi mesela ne yapıyorum ben? Hangisini sayayım bana yani? Bin tane niye bunu yapıyorsun, niye şey? Size ne kardeşim ya? İşte biz de diyemiyorsun abi. Ayrıca at da güzel bir hayvandır. Evet. Yani bir de senin hep atlarını duyuyorum, hep birinci geliyor. Yemin ederim, bakma kardeş, bize 18 milyar bir darbe vurmuşsun ama... Biz de ikramiyeyi kazanamadık abi. Peki şey var mı Sergen, düzen var mı böyle hani ayarlama? Doping değil de hani atı geri çekti falan filan, öbürü geçsin. Bence hiç birinciliği para için ben kimseye kaptıramam ya. Ya sen öyle bir şey jokerine söyleyebilir misin? Yok abi, nasıl söyleyeceksin? Peki bir jokerin benden ve senden fazla kazandığını biliyor musun? Biliyorum. Ya bir joker abi, bu kadar boyu var. Bir haftada ne kazanıyor biliyor musunuz? Düşünmezse Sergen'in atı koştu, o hafta birinci gelse 25 milyar alacak. 25'in kaçta? %10. %10. 2,5 milyar. Bu birinci koşu. 6 tane koşu var, altısında da biniyor. Hepsini de alamıyor ki. Ne? Hepsini de alabiliyor mu? Hepsinin o bir tane var. Ne? Bir iki tane var. O isimleri söyle bakayım. Kimdir o birinci gelenler? Selim Kaya. Selim Kaya, bilmem kim. Bunlar vallahi ya. Selim Kaya Urfalı mı? Urfalı mı Selim Kaya? Urfalı. İbo kimin? Gel bakayım İbo. Gelim. Mikrofon alalım. Evet. Küçük İbo değil, ortancı İbo. Sizlerle baş başa oluyorlar. We'll be right back.
Canım hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş geldin. Yani sen böyle birini tanımıyorsun demekle sitem mi yapıyorsun yani? Sitem mi var orada biraz ha? Ya genelde bana soruyorlar mesela. Hep bu soruyla karşılaşıyorum genelde ne? İbrahim abi. Ya sevgilim var mı? Az önce siz de sordunuz mesela. Örnek veriyorum. Ya tabii belli bir saatten sonra artık insan merak ediyor yani. Ha. Genelde bu sorudan karşılaşıyorum mesela. Onun için biz de öyle bir şarkı yapmaya karar verdik. Şimdi ikinize de bir soru soracağım. Çok televizyona çıkmaktan şikayetçi mi sen? Belli programlara çıkmak isterim mesela. Her programa değil de. Yani ilk başta seni bir çok çıkarttılar. Böyle sinir ettiler evet. İnsanları. Evet. Sen aslında bir suçun yok senin yani. Gel buraya çık, gel buraya çık, gel buraya çık. Firma sırf şey yapsın diye. Kasete sattırsın diye. Hayret bir şey ya. Peki Onur Akın'a soruyoruz. Sizi mesela onun tam tersi. Hiç televizyonlarda mesela kaçıncı kasetin? Altı mı? Altı. Toplamda. Altıncı kaset. Neden çok televizyona çıkmıyorsun yani niye? Popüler olmakla tanınmak arasında çok ince bir ayrım vardır. Yani popüler olmak bir sizin dışınızdaki üretimlerinizin dışındaki bir takım sebepler sizi bir noktaya getirir. Farklı insanlar sizi bir noktaya getirir ve istedikleri anda sizi o yerden çok rahat indirebilirler. Onun öbür tarafı da tanınmak. Yani ürettiklerinizle, sanat eserlerinizle ayakta kalmak. O zaman da sizi dinleyici, o halk sahiplerine bir yere getirir. Ama başka merkezler sizi bir yere geriye düşüremezler, indiremezler. Ben bu ince... Ya diyorsun halkın sahiplendiği insanı... Evet. Ben 12-13 yıldır sadece şarkılarımla, ürettiğim şarkılarla, verdiğim konserlerle ciddi bir şey, karşılıklı sevgiyle, saygıyla böyle bir yaşama bakış pencere, ortak pencereden baktığımız insanlarla 12-13 yıldır bu çabamı sürdürüyorum. Ve beni ciddi olarak sahiplenen, benden bir yanlış gelmezse de sürekli sahiplenecek çok ciddi bir altyapım var, temelim var. Benim dinleyici kitlem gerçekten bu ülkenin ne okuması okuduğunu bilen, yazmasını bilen, oturmasını kalkmasını bilen, her türlü davranışını belli bir bilinçle, kültürle yapan ve benim gerçekten çok sevdiğim, beni şu an ayakta tutan o kitle. O kitle bu ülkenin şeyidir, onurudur, yüz akıdır. O yüzden benden bir yanlış gelmezse, benden bir hata olmazsa o kitle beni ölene kadar yaşatır diye düşünüyorum. Peki biz bütün sanatçıları, bu ülkenin bütün sanatçılarının sanatçısıyla, futbolcusuyla, ressamıyla, işte sanat, yani sanatı içeren ne varsa lütfen sizden rica ediyorum. Onlar yanlış yapmadığı sürece onlardan desteklerinizi kesmeyin. Çünkü onlar sizlerin desteğiyle ayaktadır. Gerçektir bu. Hatta ve hatta çok lider olan siyasiler bile yanlış yaptıkları zaman bence yerden yere vurun. Ama yanlış yapmadıkları zaman desteğinizi kesmeyin. Çünkü sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Saygılarımı iletiyorum. Ve ben programı bağlıyorum. Arkadaşlarımı yanıma alıyorum. Didem, 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 didem. Sensiz ne?
giden